Evet, KOAH'ı konuşmaya devam ediyoruz. Aslında akciğerlerimiz öyle narin, öyle özel bir organımız ki kendilerini koruyabilmek adına bir savunma mekanizmaları var. Akciğerlerin iç duvarlarını örten, yani adeta o üzüm salkımı gibi hava keseciklerinin kapanmasını engelleyen veya sağlamlıklarını koruyan özel bir sıvı veya solüsyon, bir madde var. Akciğere aynı zamanda esnekliğini veren madde de bu. Buna sülfaktan diyoruz. Tabii sadece o yapışmayı engelliyor ama akciğerin o temelindeki hava kapasitesinin açıklığını sağlayan şey ise normal içinde bulunduğumuz ortam. Hava o kadar özeldir ki havayı yönetebilmek veya hava bilgisine de sahip olabilmek oldukça kıymetli. Bu elimde boş bir laboratuvar camı var, görüyorsunuz. İşte dar ağızlı. İçini şöyle çeviriyorum. İçinde hiçbir şey yok, görmüş olduğunuz gibi. Bir ocağın üzerine koydum. Hemen elimde de bir tane boş bir balon var. Ondan sonra yani havanın yer değiştirmesini ve yapısını size birazcık göstermek istiyorum. Bakın, bunu koyduğumda ve şimdi ocağı da yaktığımda, evet, ocak bir taraftan yandı, alttan ısıtıyorum. Ne oluyor? İçindeki hava ısınıyor. Aynen bedenimizde olduğu gibi. Bedenimize ne oldu? Kalbimiz sürekli çalışıyor, kanımız sürekli deveran ediyor. Bir 36-37 derece bandında bir sıcaklık burada oluşuyor. Aynı şekilde bu ısı sayesinde ve sürfaktanın da etkisiyle akciğerlerimiz kendi kapasitesini koruyabiliyorlar. Burada içi alttaki sıcak havanın yavaş yavaş yer değiştirdiğini ve havalandığını, buradaki balonu bile bakın görüyor musunuz, şişiyor, yavaş yavaş şişiyor, havalandırdığını, geliştirdiğini, genişlettiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz akciğerlerimizi açık tutmak için zaten çok fazla bir şey yapmıyoruz. Yaşamamız ve akciğerlerimizin sağlığı temel anlamda en önemli şeyler. Ancak yaptıklarımız buna doğrudan kendisi zarar veriyor. Ne tütün ürünleri kullanmak, ne onun dışında işte partiküllere, toza, hava kirliliğine maruz kalmak. Ancak akciğerler sadece bazal bir açıklığı bize sağlıyor. Görüyor musunuz kendi kapanmasını? Ama bunun az önce gösterdiğim kapasitesine ulaştırmak için, daha büyük seviyeye ulaştırmak için adeta bu balonları büyütebilmek, üfleyebilmek ve efor kapasitemizi, akciğer kapasitemizi arttırabilmek için kendi rehabilitasyon planımızı da oluşturmamız, akciğerlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için solunum fizyoterapisi de şart. Bu sebeple çok değerli fizyoterapist arkadaşımız Birgül Elmas Bodur bugün stüdyoda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Hocam. İyi, teşekkür ederim. İyi söyledim ama değil mi? Çok güzel söylediniz. Evet, yani. Kendi rehabilitasyon programımız. Oturayım mı direkt? Oturayım. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Şimdi biz hastalarımıza az önce hocam da buradayken gösterdim. Spirometrelerle nefes egzersizleri yapıyoruz. Ama elimizde bu tip imkanlar yok. Biz doğru nefes almayı da bir taraftan tabii öğrenmemiz gerekiyor ama doğru nefes almanın sadece faydası işte akciğer kapasitesini büyütmek değil herhalde. Başka birçok etkisi var. Kesinlikle öyle. Aslında nefes demek, solunum demek, hayat demek hocam. Hayat ne demek? Canlılık demek. Şimdi canlılık dediğimizde aslında vücudumuzda asıl olan olaylar. Yani şöyle, vücudumuzun canlılığını konuşmamız lazım öncelikle. Bunu sağlayan temel şey nefes. Vücudumuzda ne kadar doğru nefes girişi olursa bu ne anlama geliyor? Organlarımıza, vücudumuza, kalp damar sistemiyle beraber oksijeni, nefesi taşımış oluyoruz. Böylece organlarımız düzgün çalışmaya başlıyor, uyku kalitemiz bile düzeliyor, metabolizmamız hızlanıyor. Doğru nefesin mucizevi etkileri var. Yani vücudumuzda aslında bütün sistemleri etkileyen bir biçim. Evet, peki nasıl alınıyor doğru nefes? Şimdi doğru nefes aslında biz doğduğumuzda 2 yaşına kadarki olan sürecimizde doğru nefes alıp veriyoruz. Ama daha sonrasında 2 yaşına kadar zihinsel ve bilinç oluşmaya başladığında doğru nefesi unutmaya başlıyoruz. Bu neden oluyor? Endişeli hallerimiz, stresli, heyecanlı hallerimiz, bu bize doğru nefesi unutturuyor. Daha sonrasında nefes kapasitemiz normalde %70, %80'lerdeyken %30, %20'lere kadar biz bunu kaybediyoruz maalesef. Bunu da tabii ki kazanabiliriz tekrardan. Doğru nefesi öğrenirsek kazanabiliriz. Doğru nefes nedir? Karın kaslarımızı ve diyafram kasımızı kullanarak burundan alıp ağızdan verdiğimiz nefes şekli aslında. Evet, nasıl olduğunu göstereceksin. Aslında bunun önemini şöyle göstereceğim. Şimdi burada
kaburgalarımız var. Ondan sonra kaburgalarımızın arkasında ne var? Akciğerlerimiz var. Arada şurada hemen kalbimizin olduğu bölge. Şimdi altında ne var peki? Akciğerlerin hemen altında. Bakın şu kırmızı olarak görüyorsunuz. Bu tarafta da böyle kırmızı olarak görüyorsunuz. Bir kas yumağı adeta. Bunu buradan çıkartırsam şöyle evet çıkartırsam bu kas yumağını burada daha belirgin halde görüyorum. İşte diyaframım aslında bu. Bu diyafram ne yapıyor? Eğer ben bu diyaframı kullanırsam bir defa diyafram kubbe gibidir böyle. Fakat diyafram kasıldığında aşağı doğru kasılıyor. Düz kasılıyor. Dolayısıyla içeriye doğru bu şekilde içeriye doğru duruyor ve akciğerlerimiz sönük. Akciğerlerimiz sönük. Şimdi ben buna doğru hava alma kapasitesini başlatmak için diyaframımı, bakın akciğere bakıyoruz, diyaframımı kasıyorum. Gördünüz mü? Bakın sönük. Diyaframımı kastığım anda hemen şişiyor. Biraz daha gerginlik veriyorum. Sonrasında da sonra kaburgalarımı kullanarak daha büyük kapasitelere ulaşabiliyorum. Ama bunu nasıl yapacağız işte? Yani sistem böyle çalışıyor da nasıl oluyor? Sistem böyle çalışıyor evet ama dediğim gibi biz doğru nefesi unutuyoruz. Yanlış nefes alıp vermeye başlıyoruz. Tabii ki de tekrarlı egzersizlerle, düzenli egzersizlerle biz doğru nefesimize tekrardan kavuşabiliriz. Öncelikle o zaman diyafram nefesimizi öğrenerek başlayabiliriz. Bir elimiz göğsümüzün üzerinde, diğer elimiz karnımızın üzerinde. Yukarıdaki elimiz hareket etmeyecek, o bölgeden nefes almayacak. Almayacağız. Karın bölgemizi yavaşça şişirerek burnumuzdan derin nefes alalım. 3 saniye kadar bekleyelim. 1, 2, 3. Ağzımızdan 3-4 saniye de verelim. Bu diyafram nefesimiz. Karnımızı şişiriyoruz aslında. Aynen öyle. Diyafram ve karın kaslarımız çalışıyor. Aslında ne oluyor? Karnın niye şişiyor? Yukarıdan kubbe bastırdı ya aşağıya, kasıldı. Organlar bir yere doğru hareket etmesi lazım. Dolayısıyla karın içi öne doğru gidecek. Aynen öyle. Öksürük egzersizimiz var. Öksürük egzersiziyle de hocam akciğerlerdeki o sekresyonlu toksik maddeleri atmak için hastalarımıza uyguluyoruz. Şimdi ellerimiz dizlerimizin üzerinde serbest bir pozisyondayız. Karşıya bakıyoruz. Burnumuzdan derin bir nefes alacağız. Yine 2 veya 3 saniye kadar bekliyoruz. Sonra da bir anda yaparak öksürükle atıyoruz. Evet hocam. Evet, başka ne yapabiliriz? Ayakta da bir egzersiz gösterebiliriz. Şimdi, biz buna dirençli egzersiz diyoruz. Şimdi belimizden şöyle geçirelim. Tam göğsümüzün alt sınırından. Bununla tutun hocam elinizi. Şu anda evet, bunu da böyle tutuyorum. Evet, şimdi tam göğsümüzün alt sınırında. Evet. Şöyle yapıyoruz. Şimdi değil. Burnumuzdan derin nefes alacağız yine. Ağzımızdan verirken daha uzun sürede veriyoruz ve yavaş yavaş kemer bize yardım ediyor. Kemerimizi sıkıyoruz. O göğsümüzdeki nefesi boşaltıyoruz. Aynen böyle. Tekrar yapalım. Nefesimizi verirken kemerimiz daralıyor. Bu bize yardımcı oluyor. Çok iyi. Buraya koymamızın sebebi yine diyaframı çalıştırıyor. Aynen öyle. Çok iyi bir şey. Peki yürüyüş vesaire bunlar akciğer kapasitesine faydası var mı? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Zaten yürüyüş bizim temel önerdiğimiz egzersiz şekli. Ama hastalarımızda kırmızı çizgi dediğimiz şeyler var. Yani çabuk yorulduklarında, kendilerini iyi hissetmediklerinde, baş dönmesi, mide bulantısı vesaire olduğunda egzersizi ve yürüyüşü sonlandırmalıyız. Bu da kırmızı çizgimiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim.